Birinci adımda A noktasından C, D, E, F şeklinde 4 tane noktaya gideceğini söyleyebiliriz. Daha sonra bu noktaların her birinden diğer noktalara da geçiş sağlanır. Örneğin C'yi düşünecek olursak C noktasından B'ye direkt gidiş olabilir. Daha sonra C'den D'ye gider. Sonra B'ye gidebilir. Sonra C'den F'ye gidip tekrar B'ye gidebilir. C'den D'ye, oradan E'ye, daha sonra da B'ye gidebilir. C'den F'ye, oradan E'ye, daha sonra B'ye gidebilir. C'den D'ye gider, oradan E'ye gider, sonra F'ye gider, en son B'ye gidebilir. Veya diğer taraftan C'den F'ye gider, oradan E'ye gidebilir, daha sonra D'ye gidip en son B'ye gidebilir. Dolayısıyla 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 tane farklı gidiş olabilir. A'dan C'ye ulaştıktan sonra bütün bu yollar farklı açılardan D, E ve F için de geçerli olduğu için 4 çarpı 7'den 28 tane farklı yoldan gidebilir.